Acele turşu da. Ustalarım, hoş geldiniz. Bir abone olup, bir beğenip, bir bol yorum atarsanız. Ustam, şu an sen izliyorsan bu videoyu, bu videonun altına böyle 5-10 tane yorum atarsan bir keşfete çıkalım. Sizlere neden her gün mama, yem zaten yem su değiştiriyoruz da, her gün neden mama takviyesi? Bir de ayrıyeten de kendi yaptığım kalsiyum mineral depolu veriyorum. Onu sizlere dile getireceğim. Ustalarım, salma üretimi olduğu için, yani salmada beslediğim için işimi açıkçası. Hemen dur bir saniye, ben bunu bir kaldırayım da. Çık çık çık. Anne sinirlendi. Mesela bizi mahveder. Ustalarım, şimdi böyle söyleyeyim. Neden salma besliyorum? Bir de ayrıca mama veriyorum. Salma üretiminde hayvanlar hiperaktif. Şöyle, hatta yüksek taraftan da böyle göstereyim. Hiperaktif olduğu için bu hayvanlara ben her gün düzenli olarak mama veriyorum. Beni bilenler bilir. TikTok'ta da yayın açıyorum zaten. Oradan da çok kişi de görüyor. Her gün düzenli olarak mama veriyorum. Mama verdiğim zaman hayvanlar yiyor. Yavruya kusuyorlar. Kendileri güzel bir şekilde sindiriyor. Metabolizmaları hızlı çalışıyor. Sindirim sistemi daha güçlü. Çıkan yavrular daha iri jumbo tarzı çıkıyor. Mesela aralarında jumbo yok. Ama bakarsan hepsi jumbo kırığı gibi gözüküyor. Mesela bu vizyon sesini daha çok duyarsanız. Ben mesela kendi yaptığım kalsiyum mineral, yani bir kalamar kemiğinden kat ve kat daha faydalı, daha çok içerik var. Çünkü içinde de kalamar kemiği olduğu için öyle söylüyorum. İşte bunu her gün veriyorum. Bittiği zaman ekliyorum yani. Her bitinde ekliyorum. Mamayı her gün düzenli olarak veriyorum. Yani bir saate kalmaz ya da 40 dakikaya, yani en geç bir saat, en erken yarım saate verdiğim mamayı bitiriyorlar. Ustalarım, sizler de mesela kafeste beslediğiniz zaman duruma göre mama takviyesinde bulunun. Mesela haftanın bir günü ya da haftanın iki günü, o yavrular var mı yok mu, yavrular yoksa haftanın bir günü mama verin. Ben salmada her gün veriyorum. Çünkü hayvanların kilo almayacaklarını biliyorum. Yağlanmayacaklarını biliyorum. Mesela sularını herhangi bir vitamin vermemiş. Versem de deva vitrinlerinden veriyorum. Bunun dışında maşallahınızı esirgemeniz ustalarım. Bakın, çıkan yavrular bile güzel bir şekilde gelişiyor. Herhangi bir eksik gidikleri yok. Hemen ayaklanıyorlar. Şurada da var. Bu neyden kaynaklı? Bu hem sürekli mama veriyorum. Yani doğal ortamda bu hayvanlar neye ihtiyaç varsa onları hayvanların karşısına çıkarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yani hizmet ediyorum. Sizler hizmet ederseniz, yani etmezseniz şöyle yuvaların içi boş olur. Güzel bir şekilde hizmet ederseniz yuvaların içleri böyle dolu olur. Gözde olanın gözü çıktım bu arada. Yani diyeceğim bundan ibaret ustalarım. Ben böyle veriyorum. Hayvanlarda da bir yağlanma, bir sıkıntı yok. Aksine verim var. Sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Anne babayı iki parti ya da üç partide bir dinlendiriyorum. 20 gün, 15 gün, bir ay, duruma göre değişiyor. Yani o şekilde hayvanlar da bir nebze de olsa yorulmamış, yıpranmamış oluyoruz sanırım. Başka merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar size cevaplamaya çalışırım. Şimdiden sağlıcakla kalın.